Şok, şok, şok arkadaşlar. Bugün tarihte 14 Mayıs 2024 günlerden Salı. Bakın ne oldu bizim kabaklar görüyor musunuz? Kırağı vurdu. Göbeğini vurmuş mu, göbeğini vurmamış. Aha göbekleri sağlam. Şahin, göbekleri sağlam. İyi, şunu da vurmamış, şu yaprakları. Böyle bütün kabakların üst bölümlerini kırağı vurdu arkadaşlar. Bu saatte kabak eksik. Bugün de güzün kırağı vuruyor. Olgunlaşmadan, kabaklar büyümeden. Erken ekiyoruz, donalıyor. Geç ekiyoruz, güz geliyor, kırağı vuruyor. İşte böyle bizim köyümüzde durum. Gerçekten bazen emekler çöp olabiliyor, boşa gidebiliyor. Ben de geç kaldım diye İzmir'de bunları bardakta filizlendirdim. Güzelce bahçemize yerleştirdim. Durum 15 Mayıs'ta bu. Bilmiyorum, pek Mayıs'ta bir şey olmaz derler. 12 Mayıs'tan sonra dik derler. 15, aman tövbe, 14 Mayıs bugün. Böyle oldu gece. Çok soğuktu zaten, belliydi. 2 gün önce kabakları vurmuştu kırağı. İlk vurduğu günü çekmiştim. 2 gün sonra şöyle çürüttü. Allah'ım, sanki haşlamış, pişirmiş gibi, işte Rabbimin işi ya. Göbekleri sağlam. Şuradan tekirağdan patlayacak yani. Alt yapraklara vurmamış. Şöyle. Biberler de vurmuş. Biberler de pişirmiş. Aha. Yapraklarını ütelemiş, geçmiş. Bunu da ençin kesmiş. Şimdi ne yapıyorum bugün? Biberler çapalayacağım. Kaymağını kırmamız lazım. Şöyle yavaş yavaş, ağır ağır, acele etmeden. Hayvan gübresi atıyoruz, ne bileyim, tarlayı çok sürüyoruz. Yine de bizim toprak taş gibi. Niye bilmiyorum ya. Allah'ım. Allah veri verdi mi bunlar olur. Olmayacak diye bir şey yok. Sirken kaynamış. Mıkır. Mıkır sirken. Hepinize, herkese merhabalar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz biber çapasına. Bugün bahçedeki biberleri, fideleri çapalayacağım. Sonra da hanım ablanın bahçesiyle ilgileneceğiz. İyi ki de geldiniz dolu dolu bir güne. Sabah sabah parmaklarımı buz tuttu. Kocaman ceketleri giyiyoruz. Kışın olmadı böyle soğuk diyor köylüler köyde. Kışın biz köyde değildik de. Köylüler diyor, kışın bile olmadı böyle soğuk diyorlar. Kaskara nasıl pişirdi? Rabbim, göbeklerinde yok ya, patlar bunlar. Bir şey olmaz, kabaklar da patlar. Bir sene Nisan'da kar yağmıştı, ben biliyorum. 23 Nisan'ıydı. Buraya pala pala kar yağdı. Bunu da gene için. Sevgili takipçilerimiz demiş ki, kestiği yere bak, orada bulabilirsin de, o bir yerde durmuyor, canlı ya, geziniyor. Bak, baktım yok. Sevgili arkadaşlar, köyde durumu gördünüz. Mayıs ayında, Mayıs'ın ortasına doğru don olayı oluyor ve her şeyi öldürüyor. Olsun bakalım, nasipte ne varsa o bizi gelir bulur. Nasipte varsa bulur, nasipte yoksa da zaten ne yaparsak yapalım olmaz. Kısmet. Kış hazırlığına biz köyde çertlemik filizinden başladık. Çertlemik filizi. Çertlemik nedir? Çitlembik, melengiç, tohumu oluyor böyle, hani yağı da satılıyor, haşır gibi sürtüyoruz ama haşır tanesi gibi değil, büyük mercimek gibi, kara mercimek gibi. Şöyle dağdan taze filizlerinden Şahin topladı geldi. Aha, göstereyim size. Görülüyor mu? Bak, bu taze filizleri, bu da meyvesi küçük küçük.
Geçen senelerde, önceki senelerde biz haşlayıp da dolaba donduruyorduk. Fakat değerli sevgili takipçilerimiz demiş ki, yazmışlar ki benim çertlemek filizi toplama videosu paylaştım ya arkadaşlar, ona Ülker ablacığım haşlamadan da doldurabilirsin. Buzdolabına atarsın. Zaten buzdolabında ölüşüyor. Eğer sert olursa kışın haşlarsınız. O şekilde tüketirsiniz demişler. Allah, bir kere değil ya, bir kere değil, bin kere razı olsun. Bak uyguluyorum. Çertlemek filizi toplama videosunda ben dağda kırdım kırdım yedim. Çok severim. Çobanı kana. Küçükken de biz onu kırar kırar yerdik. Takipçilerimiz haklı olarak şöyle yazmışlar. Çok kişi yazmış. Hani bir kişi değil. Dağdan doğadan yıkamadan her şeyi yiyorsun. Hani bir gün dokunun sana diye. Çok haklısınız. Çertlemek filizlerini yediğim gün gece öyle bir yağmur yağdı ki, benim topladığım bölgeye öyle bir yağmur yağdı ki anlatılmaz yani, böyle sanki portumla dökmüşün gibi o şekilde bir yağmur yağdı arkadaşlar. Yüdü yıkadı diye, sabah da erken saatlerde güneşli bir havaydı, güzeldi. Ben de öyle yedim. Canım çekiyordu zaten. Çobanken, çocukken de biz biliyorsunuz Ülker ablanız Yörük, Yörük kızı. Yörük yaylalarında dağlara hayvanları otlatmaya gittik mi gördüğümüz yerde bahar ayında biz çertlemek diyoruz da çitlembik, melengiç, bunun meyvesini yerdik. Şey, filizini yerdik. Meyvesini de meyvesi olunca yerdik. Sakız otu da deniliyor. Çertlembik ağacı aslında aşılandığı zaman Antep fıstığı olabiliyor yani. Bizim köyde aşıladılar. Çok vardır bizim köyde bunlar. Devlet tarafından ziraatlığa geldi, aşıladı. Fakat verimli olmadı, havasından mı bilmiyorum. Hani fıstık olmadı, olamadı yani bir türlü. Neden oldu bilmiyorum ama şu anda yok. Olmadı. Olan yerlerde mesela Selendi'de biz görüyoruz. Çertlemik ağacı dediğimiz, çitlembik sakız ağacı dediğimiz ağacı diyorlar. Bizim köyde sakız ağacı demiyorlar ama çertlembik sakızı oluyor. Çok güzel oluyor. Yani aşılandığında Antep fıstığı olabiliyor. Tekrar tekrar bazen söylüyorum. Hani sormuşlar yorumlarda, Ülker ablacığım ağacını yakından gösterir misin? Acaba bizim buralarda var mıdır tam olarak diye sormuş sevgili takipçilerimiz. Aslında bu her memlekette, dünyanın her yerinde vardır diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin de her yerinde vardır. Hatta Azerbaycan'dan bir tane kardeşimiz, Ülker abla iyice yakından gösterir misin? Acaba bizim buralarda var mıdır diye sormuş. Vardır. Vardır arkadaşlar. Kesinlikle vardır. Her yerde oluyor. Rabbim bize böyle değerli değerli güzel güzel nimetler vermiş. Ben bunları poşetleyeceğim. İnşallah dolaba donduracağım. Daha önce de 3 poşet haşlayarak koydum. Şimdi bunun filizler olsun, tanesi, yağı olsun, aslında kilo aldırıyormuş. Yani kilo aldırıyor dememizin nedeni iştah açıyormuş. İştah açınca da çok yiyor, kilo alıyor. Ben bunları Özlem'e yedireceğim. Özlem bayağı bir zayıf. Polen bebek yaramaz. Şu anda da peşinden sürekli gelmek gerekiyor. Özlem iyice zayıfladı yavrum. Değerli YouTube ailem, bizimkiler bizim aile. Güzel yürekli takipçilerim. Ülker ablalarını o kadar düşünüyorlar ki. Çertlemik filizi toplama videosuna bayağı bir yorum aldım. Düşündüğüm gittim. Hepinizden Allah razı olsun. Beni düşündüğünüz için, alıştı filizlerini yıkamadan yedin. Hastalık dolaşıyor ortalıkta. Yani hasta olursun yeme demiş. Allah razı olsun. Açıkladım. O gece çok yoğun yağmur yağdığı için yıkadı diye yedim. Bugünküleri, Şahin'in topladıklarını bugün yıkadım. Süzgeçten süzdürdüm. Poşetledim. Şöyle birer yiyimlik, birer pişirimlik. 4-5 poşet. Biraz da önce koymuştu, 2-3 poşet. Bunu da haşlayacağım şimdi. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi de olur. İsteniliyorsa sarımsak da ezilebilir. Yoğurtlu sarımsakla da yenilebilir. Şifa için Özlem'e yedireceğin hem iştahını açsın, acıcık kilo alsın uzun. Hem de akciğere iyi geliyormuş bu. Akciğere, astıma, bronşite falan böyle nefes açıyor, iyi geliyormuş. Özlem'de çok şükür öyle sorun yok da biraz zayıf işte. Zayıf olduğu için de
uzun. Bunu böyle ben de doğal şeylerden yedirmeye çalışıyorum inşallah. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bunları dolaba yerleştireceğim. Bunu haşlayacağım, hazırlayacağım. Halim ablanın bahçesine gideceğiz. Geçen gün gittik, bugün daha gideceğiz. Yine ilgileneceğiz. Halim ablanın eşi çıkmadı hastaneden ama. Genel durumu iyi. Dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Dua edin tüm hastalara. Allah'ım şifa versin. Tanıdığımız tanımadığımız herkese şifa versin. Bizim köyümüzdeki hastalara da şifa versin arkadaşlar. Kızım. Nereye gidiyoruz kızım biz? Mekke'de hemen benim kızıma görüyorlar. Güzel kızım. Polenya bal gibi ya. He? Polen olunca bu. Arılar, sinekler benim kızıma geliyorlar. Ana, nereye götürüyorsun sen poleni şimdi? Hanım yengesinin bahçesine götürüyoruz. Oo. Hanım yengesinin harımına bir bakacağız, geleceğiz. Sevgili arkadaşlar, hanım ablanın bahçesindeyiz. Hanım ablanın bir garık boşu varmış, domates fidanı aşılayıveriyorum. Birkaç gün gelemeyecek. O gelemeyeceği için de ben o boş garığı aşılayıvereceğim buradan inşallah Allah'ın izniyle. Biraz kovada ıslanık fidanlar varmış, yetmedi. Ocaktan dedi iyi kötü aldı, aşılayıverdi. Telefonla görüştük. İyiymiş eşi. Aman iyi olsun, Allah'ım herkese iyilik versin. Şimdi irilerinden ayıracaksın, alacaksın. Oraya garıkları aşılayacaksın. Nereden getirdin Ali onları sen? Ocak var hanım ablanın orada. Ocak dedin, bunları büyüttüğü bunlar yer. Bunlar büyüttüğü ocak. Hı-hı. Anladım ben de. Evet. Oo maşallah bay, onlar irileşmiş. İrileşmiş. Heh. Ben bunları aşılayayım. Şuraya kadar aşıladık ya. Hop buraya kadar aşılandı. Aşılandı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hanım abla garığını hazırlamışmış bunun da. Evet anne. Ben de dedim şöyle aşılayın. Aşılayıvereyim. Yardımcı olayım. O bana çok yardımcı oluyor. Her konuda Allah razı olsun. Allah razı olsun. Boşa demiyorlar. Ev tarla alma, komşu al diye. Tabii. Şimdi buraya bolca su verdik mi? Güzel olur o. Havuzun zaten altındaki suyu getirdim ben de, hemen suluyor burayı. Heh. Aşağı. Ha, o başa varsa o tam sulanmış yerine vardı mı aşağı kına. Değiştiririz hemen. Yağmuru siseliyor şansımıza. Anne o arkadakinden akbaştı mı? Akbaştı değil oğlum. Başka bir ot, bir şey böyle. Buna gömen bunlar canlanırsa hanım abla bunları aşılar. Şöyle. Tamam. Su yukarıdan geliyor yani, biraz geç geldi. Şey o diyordu, havuzu açıverdin mi çabuk var diyor bana. Oğlum ben şunları aşılayayım. Tamam anne. Şunları. Onlar canlanmış bak. Heh, bunlar canlanmış. O da annem teyze de senin gibi koymuş canlansın diye. He. Ama cansız bunlar. Bunları be bu sırık bu. Yanlış etti. Kura gömem oğlum da ben ocaktan çabuk yollayayım yine. Ha, i̇yi gidiyor maşallah. Gidiyor. İyi iyi. Öyle gitsin başa kadar. Şurası göl olmuş, gördün mü biz bile batıyoruz. Bak ağaca aşağı burası doğru gitmiş. Gitmiş ve göllenmiş su oraya. Ha bu taraflar kuru kalmış. İyi. Benim de az kaldı hemen. Hanım ablanın fidanlarını aşıladıktan sonra bahçe turu yapalım. Nereden başlayalım bahçe turuna?
Kırmızı marul. Bunları tohumluk bırakmış. Kırmızı kıvırcık marul. Tohumların hepsi bir arada. Bu da tel tere tohumu. Hemen karşıdan yüzüme güldü. Çünkü İzmir'deki bizim bahçede var. Bu sonradan ektiği patatesler. Son patates ekmiş. Bayağı bir maşallah. Bunlar da ilk önce ektiği patatesler. Önce ekmiş. Maşallah diyelim. Çiçek zannettim. Çiçek değil. Kavakların polenleri, bu beyaz beyaz görünenler. Şöyle. Hanım ablanın patateslerine bak. Ne güzel, ne güzel dizayn etmiş böyle bak. Şöyle karakura suyu salacak. Su şöyle taşacak. O çok güzel bir şekilde atıyor. Bizimkiler çok yüksek oluyor. Nedenini bir türlü çözemedim. Bilemiyoruz biz. Sulamış bunları bir kere. Sulamış bak. Maşallah. Ve burada garacası var. Garaca dediğimiz soğan tohumunu. Çörek otu gibi ekiyor. Ve böyle oluyor. Sonra badem soğan oluyor. Garacası var. Gene halaza patatesler var. Halaza patateslerin içerisine de soğan dikmiş. Badem soğan dikmiş. Kışlık baş soğan olacak. Burayı sulamış herhalde. Su gelmiş buraya. Yeni sulanmış burası da. Maşallah. Sarımsak. Hanım ablanın sarımsakları. Çok güzeller maşallah. 41 kere Allah emeklerinin karşılığını versin Rabbim diyoruz ve çilekler. Çilekler de sulamış. Hı, çilekler. Maşallah. Yemiyoruz. Kendisi olsaydı alırdık. Kendisi olmayınca almıyor. Nohut ekmişti hanım abla. Onu da erken ekmişti. Nohutlar çiçekte mi? Değilmiş. O da kavak poleni. Şöyle nohutları çıkmış onun. Maşallah çok becerikli. Allah'ım gücüne güç versin. Beceren herkese aferin diyorum. Şeftalisi. O da güzel olmuş. Hünnaplarda bir şey yok. Onları çekmedim. Baklaları. Onu doduyor, benimkiler sakız bakla değil dedi. Bakla da yok zaten, toplamış hepsini hanım abla. Baklaları çok büyümemiş. Süpürge tohumu saçmış. Süpürge tohumu fidesi. Bunları başka yerler aşılacak. Yağmurda saklanmak için evci. Bu da turp. Turp tohumu. Burada kadar turp tohumu. İki çeşit bak. Bu açık renkli. Bu koyu renkli. İki çeşit turpu var. 41 kere maşallah. Diyoruz nazar değmesin. Bunlar da gene tere tohumları. Tel tere akciğer temizliği için yenilen Saraçoğlu hocamızın tavsiye ettiği tel terenin tohumu. Beyaz pancar tohumları. Burada sarımsakları. Fidan ocağını gördünüz zaten yol arkan. Girişte fidan ocağı var. Kenara da o bağları var. Bayağı bir tohumluk çok bırakmış hanım abla. Bu da radike marulun tohumunu almak için şöyle maşallah. Oo, kütür kütür çok güzel. Bunu tohum bırakmış. Bu küçükler de aşılamış ki yiyecek. Hemen şuraya gelirsek gene sarımsak ve soğan tohumu. İşte bu garacayı ekiyoruz. Badem soğan oluyor. Buradan oluyor garaca. Bak. Soğanlar ortasından göbek çıkarıyor. Şu anda goncada. Maşallah. Diyeyim. Hem bakımlı hem temiz hanım ablanın bahçesi.
Şimdi ilkbaharda tohum toprağa ve fideler toprağa atılırken tur yapıyoruz. Daha sonra da yetiştirdikleri zaman artık dikim işi, toprağa tohum atma işi bittikten sonra çekim yapıyoruz. Bunlar da kavun, karpuz, bostan. Aşıladık, suyunu verdik. Sulanacakları suladık. Şöyle. Güzelce. Hanım ablanın bahçesine birazcık ilgilenelim dedik. Bu da sulanmış, iyi olmuş. Bunları sulamıyoruz. O kendisi sulayın falan demedi. Seyreltecek, çapalayacak. Bunlar salatalık herhalde. Ya salatalık ya acur. Dikmiş. Şöyle bir garık. Heh, ençin. Aha, siyah ençin. Burayı da suladık mı? Şu borunun ucunu ekleyeceğiz Yakup. Hmm. Aşağı doğru gidecek. Böyle fasulye ekmiş. Maşallah. Ha, polen de bahçeye bakıyor. Maşallah kaynak suyu dağdan geliyor. Bayağı bir 3 kilometre, 4 kilometre uzaklıktan şöyle havuza birikiyor. Aha, ne güzel akıyor. Şöyle havuzun kenarında naneleri, oğulotları var. Asması var güzelce. Gene burada domatesleri var. Bayağı bir domates dikmiş, aşılamış. Şu tarafta çilekleri var. Şöyle fasulyesi var. Hanım ablanın bahçesiyle ilgilenmeye gidiyoruz Şahin'le beraber. Hanım ablanın sarımsaklarını, şurayı şöyle fortumu gelip gelip gün içinde değiştir verdim. Sulandı. Sadece şu köşe kaldı. Oraya da attım fortumu. Akşamüstü de gelirim. Alırım fortumu. Şu garacayı sulayayım. Orası sulansın da akşamüstü hem poleni gezdireyim Şahin hem de şurayı atayım. Çıktı mı odan? Ha, ekiyeleri var. Bu fortum da havuzun üstünden de aşan. Bunu attım sulansın diye Şahin. Tamam. Bunların içindeymiş. Bir hafta akmış, bunları su kesecekmiş. Geldik değiştirdik. Ondan sonra. Bak buraya koymuş malzemelerini, şeysini. Bunlar yaş, bunlar da sıkıntı yok. Bunlar çapa istiyor zaten, çapalanacak. Şunu ben aşıladım. Şunu, buna can suyu vereyim. Buna can suyu verelim. Bak nasıl tamam, edelim. Şey önce bırak, havuzu şey. Çözelim. Şunlar sulanacak. Çapalamış da gitmiş. Bunlar su istiyor gayri. Bunlar. Bunları havuz. Bak sistem şu. Buradan akıyor güzelce. Şimdi havuzun şurada bir çıkar var. Neydi? Sadece tek çıkar var burada. Bunun ağzı dıkalı. Buna bakacağız. Bu şu nereye giden gidiyor boru. Diye bak. Ha bak. Yukarı kaldırmış. Bunu aşağıya indirdiğinde sulama devam ediyor. Heh, tamam. Bura bağlamış. Bura kaldırmış bu. Heh, bu. Şimdi sulayacağımız neyse önce hortumu oraya çekelim. Sulayacağımız bunlar. Hemen o zaman şunu çekeceğiz. Alıp geliyoruz şuradan. Ucunu. Erkenin ucunu. Hortum alıp geleceğiz. Buradan başlıyoruz değil mi? Evet. Şöyle buradan başlıyoruz. Bu kaya sen bunu üstüne basitlesin. Tamam. Sonra da oraya takıyoruz. Şimdi bunu çözüyoruz. Çözme çıkar ve çıkıyor. Ha. Gene bağlarız o şekilde. Ha. Evet buradan havuz böyle güzel güzel akıyor. Doluyor. Geldi mi? Ha, geldi. Şimdi sulayacağız. Ha. Bu kadar sistem basit yani. Tamam. Şurada bakalım bunlar bitmiş mi? Bura bir şey yutmuş yazık kadın. Ne acaba? Açılması lazım gündüzleri. Bunu açan da akşam örtem. Acık hem ben su vereyim buna süzgeçle. Tasla. Bak yeni pıtır pıtır bitiyor bunlar. Su vereyim ondan sonra. Kurumuş, kavumuş. Sistem basit. İyi yapmış. Basit. Bak, hiç havuzda gol vermiş. İyi yok. Ha?
Şimdi oradan havut boşalıyor. Yine yukarı kaldırdın mı şey oluyor. Evet. Ta ucuna basak şurada yeri var. Aha bak. Tamam. Oraları oymasa. Tamam. O aksın gayet. Sağ ol Şahin. Şimdi bunları bu dört karığı suladık mı güzel olacak. Azıcık su geri kaçıyor Şahin. Geri kaçıyor. Ya çileğin içine at çileği aksın. Sıkıştıramıyoruz mu onu? Çilekleri ermiş. Bir yarım saat, bir saat, iki saat gelse de bunları toplasa gitse bir. Arayan da söyleyeyim ben ona. Bayağı bir ermişler. Maşallah. Toplasın gitsin de yesin de. Yakup kalın hortuma daktı bunu. Orada bir kalın hortum var ya. Ona daktı. Kalın hortum daha çok kaçırır çünkü o daha geniş yani. Öyle mi? Tabii. Ha, tamam. Burada damla bir iki damla bir şey. Tamam. Şu aşağı gelse damlamadı değil mi? Şura damlasa dedim ben de. Şu çileklerin içine damlasa dedim. Şöyle. O sızan şey. Ya da şura marul aşılamış bak oraya atsak. Yok fasulyeymiş. Gelsin yukarı. Gelmiyor değil mi? Geliyor musun? Geliyor geliyor. Aşağı atam Şahin aşağı atam çabuk gelsin. Go go ya şu çileklere gidiyor zaten daha çileklere gidiyor tamam. İyi gelsin. Bak ne gördüm. Şahin. Mis mis. Sinir otu. Şuralar da var diyordu. Havutun yanlarında çok diyordu annem abla. Gerçekten. Taze taze var kız. Bir iki yiyeyim ben bu. Bu senin topladığın getirdiğin çertlemikleri buzdolabına dondurdum. İlk adım onlar tertemiz. Evet. İki garık biber çapaladım. İyi oldu. Şimdi de hanım ablanın bahçesiyle ilgileneceğiz. Evet. Güzel olacak. Yeni yeni filizlendiği için daha şöyle kalın hortumu astık buraya mil sürer oyar tohumları söker yerinden yeni toprağa tutunuyor çünkü tohumlar. O yüzden böyle kapla suladım. Gündüz açık duracak akşam üzeri geleceğim. Hem diğer sulanacakları sulayacağım hem de bunu üzerine örteceğim. Gece gördüğünüz gibi don vuruyor. Herhalde büyük bir ihtimalle ya domates fidanı soğan domates fidanı ya da maydanoz olabilir. Böyle güzelce uyutmuş. Çok mantıklı, çok akıllı bir kadın. Şöyle şuralara kağıt koymuş bak. Su oymasın diye. Su bura şey oluyor. Böyle buraya her yere bak kağıtları koymuş. Bu da bir akıl işidir, mantık. Şahin eve gitti arkadaşlar. Onun işleri var. Sulayacağım ben de gideceğim. Hanım abla, şuraları ençin kesmiş. Ençinle suyun yüzüne çıktı suyu verince. Ocaktan fidan aldım. Şöyle karşılıklı aşıladım ablam. Hemen hemen bu karıkta bayağı bir kesmişmiş. Sık sık kesmiş. Şurada bir tane kesmiş bunu aşıladım. Bayağı bir aşıladım. Şurada aşıladım ablam. Böyle gördüğüm yerleri seyrek olan ençinin kestiği yerleri de aşıladım. Sen rahat ol, rahat rahat orada
gönül rahatlığıyla Süleyman dayıya bak ablacığım. Şimdi de fasulyeleri suluyorum. Çapalamışım bunları böyle güzelce. Bak üstünü suladım bunları. Çileğe sulayacağım. Ablam, her şey senin olduğun gibi olmasa da elimden geldiği kadar bakıyorum, suluyorum ablacığım. Allah razı olsun senden. Biz yokken sen bizim bahçemize baktın. Şimdi ben de var gücümle, canı gönülden senin bahçene bakmaya gayret ediyorum. Sulamaya en azından ablam. Çapalamaya yetişemiyorum. Yetişirsem önümüzdeki günlerde çapalayacağım. Daha önce aşıladığım domatesler. Ben aşıladığım Yakup sularını verdi. Suladı. Sağ olsun. Allah razı olsun Yakup'tan da. Anne ben sana yardım ederim dedi. Şimdi bugün de onların can suyunu veriyoruz. Allah'ın izniyle. Buna vereceğiz. Buna vereceğiz. Havuzda ne kadar su kaldı bakalım. Veriz. Bayağı şöyle yarıyı geçti aşağı. Bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.